varsa dilerim dermanını bulmasın. Kim derde düşer de derman ararsa gebersin, yaşamasın. Söylediklerimi anladınız mı? Anladım. İfadenizi almaya gelecek olan polise ne söyleyeceksiniz? Bütün ailemi kaybettim. Peki buna kim sebep olmuştu? Cihangir. Hayır, kim yaptı diye sormadım Hasan Bey. Kim sebep oldu diye sordum. Siz ailenizi korumak için İstanbul'dan gitmek isterken sizi orada bekleten kimdi? Ölmelerinin sebebi kimdi? Rahman. Bütün bu olanların sebebi o. Aynen öyle. Her şeyin sorumlusu kardeşiniz Rahman. Rahman. Bunu sakın unutmayın. Unutma. Unutma. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Lütfen sinyal sesinden sonra mesaj bırakın. Hala, dünden beri ulaşamıyorum size. Merak etmeye başladım artık. Ramu'yu aradım, o da cevap vermiyor. Mesajımı alır almaz dön bana lütfen, olur mu? İyi olduğunuzu duymak zorundayım hala. Lütfen iyi olun.
Sibel Hanım, kahvaltı hazır, sizi bekliyorlar. Geliyorum. Günaydın. 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 İyi uyuyabildin mi? Her zamanki gibi. Niye sordun? Seni merak ediyorum. Özellikle birbirimize bu kadar benzediğimizi fark ettikten sonra. Birbirinize mi benziyorsunuz? Hı hı. Sen ve Sibel. Evet. Bizim duygularımız çok çabuk değişiyor değil mi Sibel? Dünya değişiyor Nehir. Duygularımız aynı mı kalsın? Kalmasın canım. Kalmasın. Herkes, her şey değişsin. Değil mi baba? Ha, size çok önemli bir haberim var. İstifa ettim. Nasıl? Bayağı. Doktorluğun benim yaratılışıma uygun bir meslek olduğunu düşünmüyorum. Can verme kısmını pas geçtim yani artık. Ne yapacaksın peki? Var mı planın? Senin yaptığını yapacağım. Babamla birlikte çalışacağım. Böyle bir şey konuştuğumuzu hatırlamıyorum. Nasıl hatırlamıyorsun? Geçen gün bahçede söylediklerin bu anlama çıkmıyor mu baba? Hani sana benzeyen abim değil de bendim. Söylediklerimi bu şekilde yorumlayacağını beklemiyordum. Vallahi ne konuştuysanız bilmiyorum ama ben bu konuda Nehir'i destekliyorum. Ahsen Hanım'dan beklenmedik hareket. Teşekkürler. Elbette kızım. Sibel işlere dahil olabiliyorsa gerçek bir hanlı olarak sen neden olmayasın ki? Bunu düşüneceğim. Şimdi kalkmam gerekiyor. Yapmam gereken önemli bir iş var. Size afiyet olsun. Sağ ol canım. Sağ olun. Müsaadenizle. Cihangir Bey. Cihangir Bey. Sormayayım diyorum ama tutamıyorum kendimi. Sor kızım. İçeride fikrimi belirtip saygısızlık etmek istemedim ama Nehir'in işlere dahil olması ve sizin onayınız onun için çok değerli. Bu konuyu sonra değerlendireceğim. Başka bir şey var mı? Yok, hayır. Aa, sen burada mıydın ya? Beni çok şaşırttın. Niçin? Babama karşı beni desteklemeni beklemiyordum senden. Ne söylemimi bekliyordun ki? Ramo'yu sormanı mesela. Hani Ramo vurulduğunda ona karşı hislerin değiştiğini itiraf etmiştin ya. Hislerim değişti demedim. Vicdan azabı duyduğumu söyledim. Ayrıca bu baban hapse girmeden önceydi Nehir. Ailemize zarar vermeye kalkan birine karşı yakınlık hissedemeyiz, öyle değil mi? Seninle çok eğleneceğiz. Evet, çok eğleneceğiz. Ramo'ya ne olduğunu öğrenmek istiyorsan hemen göndereceğim konuma gel.
servisi. Hakan Bey, günaydın. Kahvaltı. Ne Hakan'ı? Ne kahvaltısı? Dalga mı geçiyorsun? Olur mu hiç öyle şey efendim? Ne oluyor burada? Otelimizde sizi en iyi şekilde ağırlayacağız. Kahvaltınızı saat 10'da gelmesini istemişsiniz. Afiyet olsun. Misafiriniz de gelmek üzere. Misafir mi? Cevdet Bey, hoş geldiniz. Hakan Bey içeride. Yalnız biraz kafası karışık galiba. Olur öyle arada. Sen içine bak. Bu arada burada olduğumu... Kimse bilmeyecek. Aferin. Kimsiniz lan siz? Sakin olun ama. Eğer bıçağı bırakırsan her şeyi anlatacağım. Benim daha iyi bir teklifim var. Sen bana neler olduğunu anlat. Ben de seni sağ bırakıp bırakmayacağıma karar vereyim. Peki. Madem ısrar ediyorsun. Eğer anlaşırsak iki tarafında çok ayrını olacak bir teklifim olacak sana. Ben sana ne sordum, sen ne diyorsun lan? Kimsiniz siz? Ne oluyor burada? Ne teklifi? Bizim için birini öldürmeni istiyoruz. Ramo, lütfen işimizi zorlaştırma. Bey sizinle konuşmak istiyor. Konuş. Teşekkürler. Hasan Bey, başınız sağ olsun. Olmaz. Benim başım sağ olacak da ne olacak? Kırın koparın boş, benim ailem gibi yok olsun ya. Acınız çok büyük, sizi anlıyorum. Ama hayat devam ediyor. Ve sizin için çok zor olacak biliyorum ama... Müsaade ederseniz birkaç soru sormak istiyorum. Sor. Olayın tek örgü tanığı sizsiniz. Yani ailenizi katledeni görebildiniz mi? Gör. Doğu denilen psikopat. Bu Cihangir Hanım'ın kutusu köpeğidir. Alırız hepsini içeri. Peki neden böyle bir şey yapsın ki? Şimdi bizim Ramo Cihangir'i hapse attırdı. Ama bu ne yaptı etti, hapisten çıktı. İntikam almak için. Ramo nasıl içeri attırdı ki Cihangir Hanım'ı? Kaman cinayetinin faili meçhulu. 15 yıl önce. Ay 15 yıl önceki mesele ne karıştırıyorsunuz ya? Şu meşhur Levent Kaman'ın katledildiği cinayetler mi? Bununla ilgili ne biliyorsunuz? Hiç. Bildiğim. Cihangir herkesi katletmiş işte. Onu vurmuş, bunu vurmuş. Ha bir de yanında Yavuz denilen bu manyak var. O da şahit olmuş, görmüşmüşmüş bir ne. Anlıyorum. Son olarak kardeşiniz Ramo. Ona ulaşmamız lazım. Nerede olduğu ile ilgili bir bilginiz var mı? Yok. Aradı mı sizi hiç ya da siz onu? Doktor hanım birkaç kere arattı beni ama bu cevap vermedi.
Zaten hangi yüzde cevap verecek ki bana? Ben gidelim dedim. Kaçalım buralardan dedim. Abi bekle dedi, bana inan dedi. Ben hepinizi kurtaracağım dedi. Kurtar. Kurtarım. Kardeşiniz oldukça kızgınsınız. Ama anlattıklarınız kadarıyla kardeşiniz de tehlikede. Yani abisi olarak onu korumalısınız. Ve onu bulmamız için bizimle işbirliği yapmanız lazım. Yaparım. Ama barışmam. Çok küsümüm. Peki. Barışmam. Şimdi biraz dinlenin. Daha sonra görüşürüz. Geçmiş olsun. Ha bir şey daha. Polis amca. Ya bu Cihangir'i içeri alsanıza kardeşim. Bak ben her şeye şahitlik edeceğim diyorum sana. Alın bu adamı içeri, bu adam dışarıdayken çok tehlikeli kardeşim. Alın içeri, bir daha da bırakmayın bu kadar sormaya. Tamam, merak etmeyin. Geçmiş olsun. Sağ ol. Dinleyebildiniz mi efendim? Dinledim. Buranın hastane olduğuna, benim de polis olduğuma inanmış. Hiç şüpheniz olmasın. Benim olur. Hem de her zaman. İlaçları vermeye devam et. Beyni allak bullak olsun. Kontrolü kaybetsin, ondan sonra tekrar sor bakalım. Yine aynı şeyleri mi söyleyecek? Tamam. Sanırım şimdi daha sakin bir konuşma olacak. Otel rezervasyonunu Hakan Yolcu adına yaptırdın. Birazdan otele bir savcı gelecek. Ne diyorsun sen? Ne savcısı? Seni üzerinde çalıştığı davanın tek tanığı zannediyor. Odasında görüşeceksiniz. Büyük bir güvenlikle alacak seni odaya. Üzerinde silahla giremezsin yani. Bir yolunu bul, odanın tuvaletini kullan. Lavabonun altında silah var. Onunla bitireceksin işini savcının. Bu arada ağzı çok iyi laf yapar. Sakın konuşmasına izin verip seni kandırmasına izin verme. Sen aklını mı kaçırdın? Hayır. Aksine gayet sağlıklıyım. Peki neden ben? Şanını duyduk. İş bitireceğimişsin. Bizim de bitirilmesi gereken bir işimiz var. Bana asla böyle bir şey yaptıramazsınız. Emin misin? Atoş. Anne. Ne işi var lan onların burada? Misafir ediyoruz. Diğerleri nerede? Ailem nerede? Bütün soruların cevabını işi bitirince alacaksın Ramon. Odanın telefonu çalışmıyor. Görevini yerine getirmek yerine ailenin peşine düşme sakın. Bizim her yerde gözümüz var. Öldün sen. Öldün. Hemen bırak onları. Elbette bırakacağım. Sen istediğimizi yaparsan ailene kavuşursun. Ama yapmazsan.
10 dakika sonra 1103 numaralı oda. Savcıyı öldür. Bu arada biz Cihangir gibi değiliz. Bir söz verirsek tutarız. İyi de siz kimsiniz? Ne farkınız var Cihangir'den? Kimin doğru olduğunu tartışma Ramo. Neyin doğru olduğuna karar ver. Söyle Ramo'ya ne yaptın? Ramo nerede Yavuz? Ramo nerede bilmiyorum. Ama ne olduğunu tahmin edebiliyorum. Ramo'ya ve ailesine. Sakın. Telefonuma bakman lazım. Ramo'nun başına ilk kez gelmiyor. Hapisten çıktığında Taner de onunla ilgili böyle bir ferman çıkarmıştı. Ama bu sefer durum çok daha ciddi. Bütün aileyi hedef göstermişler. Ne zaman olmuş bu? Benim elime dün geçti. Fidan'a ulaşmaya çalıştım ama telefonlarımı açmadı. Ramo için değil belki ama aile için hala bir şeyler yapabilirim. Sen? Sen ulaşabildin mi? Dünden beri ulaşamadın yani sen de. Sen ulaşabildin mi? Fidan'a ulaşabildin mi Sibel? Hayır. Bunun bir tek açıklaması olabilir. Bak. Cihangir'den olanları öğrenmen lazım. Bir olasılık belki herkes ölmemiştir. Yapma be abi. Ağaçtan düşen bendim. Siz niye saklandınız? Ne diye çıktın be o ağaça? He? Her yerimiz karavan içinde kaldı. Bak sırtımda dikenle hala duruyor. Neresi lan burası? Neredeyim lan ben? Az önce doktor vardı yala burada. Bu oda niye kırmızı değil lan? He? Siz ölüsünüz oğlum. Siz gerçek değilsiniz lan. Hepiniz kafamın içindesiniz lan. Bak şimdi. Oldu mu ya? He oldu. Bak şu an gitti.
sen de gittin. Öldünüz lan siz. Hepsi senin yüzünden lan. Hadi kurtaracaktın onları. Hadi abimizi kurtaracaksın ya. Kurtaracağım abi. Yürü git lan. İnanmıyorum artık ben sana. İnanmıyorum lan. Ne yaptın lan sen? Ne yaptın? Almış yine bunu. Otur. Bez getir oradan bez. Al sar şunları sar. Yarası deri. Dikiş atılması lazım. Bu kan durmuyor böyle. Ölüyor kulağım ben. Öl de kurtulak bizden. Ailem nerede? Yok ailen hepsi öldü. Ramon nerede? Lan Ramon yoksa. Boynum nerede lan benim? Ailem nerede lan benim? Alemde. Tahmin ettiğin gibi delirdi. Her şeyi anlattık. Yapacak mı sence? Bilmem. Sen daha iyi tanıyorsun. Ramo bu. Sağ solu belli olmaz. Sarraf'ı gördün mü? Henüz değil. Ona sıra gelmedi. İyi insan lafının üstüne ararmış. Buyurun efendim. Hı. Anladım. Biz de öyle ümit ediyoruz. Peki. Evet. Zamanı geldi. Hakan Yolcu. Evet. Buyurun, Savcı Bey sizi çağırıyor. Thank you.
Savcı Bey gelmek üzere. Buyurun istirahat edin. Lavaboyu kullanabilir miyim? Biraz heyecanlandım da. Hakan Yolcu. Hoş geldin. Hoş bulduk Sayın Savcım. Bizim arkadaşlar güvenliği biraz sıkı tutuyorlar. Malum, davamız kıymetli. Seni fazla rahatsız etmemişizdir umarım. Hayır. Etmediler. İyi. Başlayalım mı? Benim pek fazla zamanım yok. Olur. Başlayalım. Anlat bakalım, ne biliyorsun? Buradayken konuşmam. Bu mümkün değil. Ona güvenebilirsin. Güvenmem. Çıkmazsa eğer konuşmam. Tamam Seyfi. Sen çık. Ama efendim. Çık Seyfi. Hakan Bey'in bize bir zarar vereceğini zannetme. Kapının önünde bekle. Seni dinliyorum. Ben zannettiğiniz kişi değilim. Nasıl yani? Sen kimsin o zaman? Önemli olan kim olduğum değil. Ne yapacağım? Cihangir Bey, müsait misiniz? Bir şey mi oldu Sibel? Evet, aslında oldu. Cihangir babam, hastane inşaatında küçük bir kaza yaşanmış. Kayıp var mı? Yok ama yaralı var. Doktor götürsem iyi olur diye düşünüyorum. Niye düşünmüşsün? Biri doktor mu dedi? Diplomasız da kabul olur mu? Babam. İnanamıyorum sana ya. Cihangir baba sizin için bir sakıncası yoksa. Olmasın bakalım. Yolda durumu ayrıntılarıyla anlat kızıma. Madem öyle her şey bitsin. Kızımın babasıyla çalışma zamanı geldi. Hadi çıkalım. Dediğimi yap. Sibel sen bir şey söylüyordun. Korumalar konuşurken duydum.
Ramo ve ailesi için ölüm emri çıkarmışsınız. Ve? Bir gelişme var mı merak ettim. Yakalayabildiniz mi Ramo'yu ya da ailesinden birini? Evet. O konuyla ilgili çok büyük gelişmeler oldu. Aa, ne gibi gelişmeler? Sibel, şu an fark ettim. Ramo konusunda biraz fazla takıntılısın. Taner bana ona olan nefretinden bahsetmişti ama bu kadarı biraz fazla. Ne demek istediğinizi anlamadım Cengir Bey. Her şeyin fazlası zararlıdır Sibel. Nefretin bile. Haklısınız. İçlerinden birine bile zarar verdiysen ölümün benim elimden olur Cihangir. Öldürecek misin mi? Hayır. Telefon etmem lazım. Ama birileri sizi öldürmek istiyor, o ayrı. Ne diyorsun sen ya? Merhaba. Az önce küçük kızıma bir hamburger göndermişsiniz. Oda numarasını hatırlamıyorum. Annemle birlikte kalıyorlar. Rica etsem bir porsiyon daha gönderebilir misiniz? Evet. Annemin de canı istemiş. Teşekkürler. Neler olduğunu anlatacak mısın bana? Vallahi bilsem seve seve. Şimdi sizden bir şey rica edeceğim. 5 dakika odadan çıkmayın ki sizi öldürdüğümü düşünsünler. Sonrasında bu işin arkasında kim var birlikte buluruz. Bunu benim için yaparsınız değil mi? Savcım, sizi bağlamama gerek yok herhalde. Nereye gidiyorsun? Mutfağa. İçinde ne var acaba? Hamburger. Güzel. Vallahi alerjim var da. Kaçıncı kat? 5 basmışsınız abi. Tebrikler Ramo. Sınavı geçtin. Annemle Fatoş nerede lan? Çabuk söyle, ne yaptın onlara? Hiçbir şey yapmadık Ramo. Burada bizimle güvendeler. Sakin olup silahı indirirsen her şeyi anlatacağım. Onu bir geç. Beni şimdi onlara götür, yoksa kurşunu kafana yersin. Hayır, yemem.
Silahın mekanizması bozuk. İstesen de beni vuramazsın. Ne oluyor lan burada? Ne yapmaya çalışıyorsun? Sana yardım etmeye çalışıyoruz. Ama önce buna değer mi, değmez mi görmek istedik. Kimsiniz lan siz? Uzun süredir peşinde olduğun sorunun cevabı. Bu defteri hatırlıyor musun Ramon? Hani o öldürülen masum adamın evinde bulmuştun. Sarraf benim. Kaman gizeminin ardındaki sır da biziz. Bir gün rahmetli Taner'le senden konuşuyorduk. Senin için o bizden çok farklı demişti. Ben de dedim ki, evet gerçekten nehir farklı. Senin için değil mi bu? Abim açılabildin yani. Cesur hareket. Beklemezdim senden. Başka bir şey anlatıyorum, çok bilmiş. Evet dedim. Nehir hepimizden farklı. Ama farkı başka. İyi insanlar vardır, bir de kötü insanlar. Nehir dedim, içindeki kötülüğe rağmen iyi insan olmaya çabalıyor. Bu yüzden de çok mutsuz oluyor. Sen kendini ne sanıyorsun? Müstakbel kocan. Çok beklersin. Ayrıca senin bana karşı tavrın niye bu kadar değişti? Niye bu kadar acımasız oldu? Beni bir ayna gibi kabul et. Neyi yansıtırsan onu göreceksin bende. Bak. Sana bizim gibiler için mutluluğun formülünü söyleyeyim. Kim olduğunu kabul edersen daha az acı verir. Kendimden biliyorum. Neyi kabul edecekmişim tam olarak? İkimiz de can almaya hazırız. Yeter ki makul sebeplerimiz olsun. Şimdi nereye gittiğimizi anlatayım. Demek Kaman'ın sırrı sensin. Birkaç dakika önce de savcıydın. Bu konuda sana neden yalan söyleyeyim Rama? Neden inanayım? Kafama çuvalı geçirip beni buraya zorla getirdiğinizi düşünürsek... Sadece kendini öldürtmeni engellemek için yaptık. Resmen intihara gidiyordun. Etraf Cihangir'in adamlarıyla doluydu. Ya az önce olanlar? Ne testi, ne sınavı, hayırdır? Senden emin olmadan sana sırrımızı açamazdım. Aileni kurtarmak uğruna masum bir insanı öldürüp öldürmeyeceğini görmek istedim. Yapmadın. Lan senin sırrın benim umurumda mı sanıyorsun? Ailem nerede? Hata yapıyorsun Ramo. Öfkene hükmet. Yoksa o sana hükmeder. Sana bir soru sordum. Ailem nerede? Peki. Ramo. Amca. Oğlum. Abim nerede? Abim nerede?
Sen bana şunu bir daha anlat bakayım. Ramo, Cihangir babamı hapse attırdıktan sonra peşlerine düştüm. Ailesinin saklandığı yeri buldum. Hasan'a niye böyle bir şey yaptın peki? Bazen ölümden daha acısı vardır, Nehir. Aferin! Yani sevdiklerini öldü bilmek. Hasan bütün ailesinin öldüğünü düşünüyor. Ramo hariç. Ve bütün bunların sorumlusunu Ramo zannediyor. Lan! Daha doğrusu zannettiriyoruz. Ne oluyor lan? Çekil lan! Çekilin lan! Lan! Bırakın lan beni! Bırakın lan! Lan içeride çocuklar var! Fatos var! Çocuklarım var lan meraktan! Ramo'dan nefret ettirmek bu kadar kolay mı sence? Sence zor mu? Ramo gibi birinden zor. Nehir, sevgi ve nefret kardeştir. Bir sabah bir uyanırsın, her şey değişmiş. Değil mi? Bunu en iyi sen bilirsin. Ayrıca Hasan'ın telefonu sadece Ramo'nun numarasına açık. Ramo ararsa Hasan hastane zannettiği yere çağıracak. Biz de o haini yakalayacağız. Var mı bir sıkıntı? Senin Ramo'yu kıskanman dışında bir sorun yok. İçeride bir şey belli etme. Yapabilecek misin? Neler oldu anlatın. Neden ailemi götür dediğim yere götürmedin Haşmet? Çok acayip şeyler oldu abi. Abi çok garip şeyler oldu. Cihangir yerinizi buldu. Adamları buraya geliyor. Sen kimsin lan? Ramo yolladı bizi. Ne oluyor çocuklar? Cihangir diyorum. Hadi telefonlardan kurtulun, sizi öyle buldular. Çabuk. Doğan iyi misin? Geçin haydi. Hasan ya, Hasan'ımı da alalım. Nerede o? Eczaneye gitmişti. Tamam, acele etmemiz lazım. Cihangir'in adamları yaklaşıyor. Bin demen, ver telefonunu. Abi gel. Nerede? Cihangir mi aldı? Yok. Yok, o almamıştır. O da bizi arıyordur kesin. İyidir değil mi? Bizi arıyordur değil mi? Yenge merak etme. Abime hiçbir şey olmayacak. Kimse onun kılına zarar veremez. Abin Cihangir'in elinde. Ne?
Ne diyorsun sen? Aileni endişelendirmemek için söylemedim. Kurtaramadık onu. Aldılar. Nasıl aldılar? Öldürdüklerini zannetmiyorum. Sana karşı koz olarak kullanacaklar. Onu kurtarmana yardımcı olabiliriz. İstemem kalsın. Her söylediğiniz altından bir hal çıkıyor. Kendi işimi kendim hallederim. Toparlanın hadi gidiyoruz. Fatoş. Fatoş. Tamam. Hata yapıyorsun. Ailen burada güvende. Bizim yardımımız olmadan Cihangir'le baş edemezsin. Abimi orada bırakın. Sonra da yardım edelim diyelim, öyle mi? Sizin oyunlarınıza vakit kaybedecek halim yok. Annem iyi misin? Gel dayıcığım, gel. Hah, al dayısı. Haydi. Ya. Haydi çocuklar. Seni tanımaması lazım. Kaç doz verdiniz buna? 3 doz. Tamam. Babasını görse tanımaz şu an. Gördüğü halüsinasyonlar da zaten bu ilaç yüzünden. O zaman rahatız. Kardeş. Ya şu tavukları çeksene buradan. Bahçede solucan komadılar vallahi. Ne solucanı? Komutanım. Hoş geldiniz. Ben şimdi size izah ederim. Şimdi böyle solucan gibi kıvrıla kıvrıla düşman mevzilerine gidiyoruz. Derken çalların altına girdik. Elin orada mı oldu peki? Yok. Helikopterden düştüm. Şaka şaka. Amcam dövdü. Neden? Şimdi biz çalıların arkasına saklanıyoruz Ramo yüzünden. Zaten başımıza ne geliyorsa bu Ramo Tiria yüzüne geliyor. Ramo nerede peki, biliyor musun yerini? Ya bilmez miyim? O benim kardeşim, ben bilmeyeceğim de kim bilecek? Nerede peki? Çalıkların arkasında. Amcam da saklanıyor gerizekalı. Şaka şaka. Bilmiyorsun yani yerini. Ya biliyorum canım için, biliyorum. Biz çalıkların oraya saklandık ama o saklanmadı. O hiçbir şeyden saklanmaz. O Ramo hiçbir şeyden korkmuyor ki. O yüzden saklanmıyor. Nerede o zaman? Burada. Burada mı? Az önce buradaydı. Gelip gidiyorum amasız. Ramon'un nerede olduğunu söylesen seni buradan çıkarırlar, biliyorsun değil mi? Vallahi. Bir dakika. Ben seni tanıyorum. Nereden tanıyorsun beni? Ramo'dan tanıyorum, Ramo'dan. Sen onun ilk aşkısın, Agaligi. Çok da güzelsin. Ramo mu söyledi sana bunu? Yok, ben anladım. Sen onun ilkokul öğretmenisin. Değil mi? Hocam, ya beni tanımadı mı? Ben Hasan. Adana'dan. Hocam saygılar, sevgiler diliyorum. Ramo'ya selam söylüyorum ben. Ramo nerede Hasan? Nerede? Ben bilmiyorum nerede.
Ramo seni unuttu değil mi? Seni burada yapayalnız bıraktı. Kardeşin seni burada yapayalnız bıraktı. Benim Ramo diye bir kardeşim yok. Çok üzgünüm onu. Gerçekten söyle. Hoca, nereye? Okundu mu? Şimdi okundu mu? Ya ben de geleyim, namaz kılarız, cemaat yaparız. Kardeş, bak şu tavukları al burada. Bahçede solucan kovmadı ya, hadi bak. Şaşırttın beni. Daha çok şaşıracaksın. Bu kadar ilece konuşmuyorsa, Ramon'un yerini gerçekten bilmiyor demektir. Yani? Yani onu konuşturma çabanız boşuna. Bence sen Hasan'ı Ramo'yu bulmak için kullan. Yem olarak. Yavuz Bey, yemeği hazır mı? Buyur efendim, hazırım. Gelişme var mı? Yavuz Bey, FİKO burada. Sen ne yüzle çıkıyorsun benim karşıma? Bana hala kızgınsın galiba. Bir düşüneyim. Kafama silah dayayıp beni Cihangir'e teslim ettiğin için olabilir mi? Sen hala orada mısın ya? Böyle şeylere çok takılmasak. Yani böyle durumlar bizim mesleğin hamurunda var. Ben seninle anlaşmak için buradayım. Nasıl olacak o iş? Acayip bir fikrim var. Cihangir'le aranızı yapacağım. Bak sen. Nasıl olacak o? Adamlarım Ramo'yu arıyor. Onu bulur bulmaz sana vereceğim. Cihangir'e sen teslim edeceksin. Racon neydi? Düşmanı getirenin canı bağışlanır. Nasıl fikir ama? Çok iyi değil mi? Vallahi şeytanın aklına gelmez. Bravo. Lan. Senin aklına bu çoktan gelmişti zaten değil mi? Şaka. Henüz bir şey öğrenemedim ama mutlaka bir yolunu bulacağım. Dediğin gibi Ramo'yu benden önce bulup getirirsen seninle durumumuzu yeniden gözden geçiririm. O iş bende. Afiyet olsun. Reyhana. Sen de adamsın ya. Çık buradan. Çık, çık, çık.
Hayırdır müdürüm? Bir sıkıntı mı var? Sizden hala sıkıntı mı olur? İn aşağı konuşacağız. Buyur müdürüm. Nasıl gidiyor Fiko? Şu herkese mavi boncuk dağıtma işi yani. Aşk olsun, o da ne demek müdürüm? Yapma Fiko. O küçük masanızdan haberdar olmadı mı düşünüyorsun? Gerçi artık o da kalmadı ya elinizde. Herkes teker teker göçtü. Akıbetin onlar gibi olmasın diye herkesle iyi olma çabanı anlıyorum. Şimdi bize de belki vereceğin mavi boncukların kalmıştır. Elimden geleni yaparım. Gayret ederim. Her şey adalet için yani müdürüm. Çok idealist müdürüm. Bence de. Yine görüşeceğiz Fiko. Başımla beraber. Başın sende kalsın. Hadi güzel haberlerini bekliyorum. Bir eksiğiniz, bir gediğiniz, bir ihtiyacınız var mı? Estağfurullah. Evini açtın bize. Daha ne yapacaksın? O nasıl söz evlat? Bir evim varsa bu sizler sayesinde. Estağfurullah. Ben köşedeki kızımın evinde olacağım. Dediğim gibi bir ihtiyacınız olursa söyleyin. Sen haber sağ olun. Gönderin. Sağ olun. Sağ olun. Eyvallah. Yağdırdık dolarları. O kadar olsun. Neriman. Halam. Ne oldu? Kaldığınız evi telefonlarınızdan buldular ya. Orası biraz acayip hala. Ne gibi? Madem Cihangir bu kadar güçlüydü, niye bütün şehri bize arattırdı? Sence nasıl buldular yerimizi? Onu hapishaneden çıkartan güç kimse o. Cihangir'i sandığımızdan daha güçlü adam. Kimlere ne iş var bu herifin? Peki amcaoğlu o herifler kim? Madem sen göndermedin, ne diye kurtardılar hepimizi? Bilmiyorum. Hiç kimseye güvenemeyeceğimiz bir bilinmezliğin ortasındayız işte. Bence onlara güvenebiliriz abi. Bana güven verdiler de ondan aileyi de kurtardılar. Evet abi, İstanbullu doğru söylüyor. Hadi, benim biraz işim var. Ramo. Nereye? Abimi bulacağım. Ben de geleceğim seninle. Olmaz hala. Cihangir'in yanına yaklaştırmam seni. Olmamış. Bak, Hasan benim yeğenim. Onu kurtarmak için ne gerekiyorsa yaparım ben. Zamanı gelince yardımınızı isteyeceğim. Ama şimdi tehlike hala devam ediyor. Evden ayrılmayın. Bizimkilere de bir şey söyleme, endişelenmesinler. Sibel. Otursana. Gel. Taner'in seni niye sevdiğini anlıyorum artık. Güçlüsün. Tuttuğunu kopartıyorsun. Cihangir'in bir kadını işlerine karıştırdığını ilk defa görüyorum. Kızım da saygı duyuyor sana. Ben de bu ailenin bir parçası olmaktan çok mutluluk duyuyorum Ahsen Hanım gerçekten. Ben de. Ben de kızım. Selamlar Sibo. Sana çok güzel haberlerim var.
Hasan bizde. Hasan kim? Hasan işte. Ramon'un abisi Hasan. Neden gebertmemiş Cihangir onu da? Anneciğim birazcık rahat olur musun? Zaten Doğu'ya tüm ailesini öldürtmüş. Ramo'yu bulmak için Hasan'ı kullanacağız. Kocamı hapse atmaya kalkıştılar. Hepsi hak etti. Hak ettiler. En çok da Ramo. Bizim arkamızdan iş çevirdi. Ama benim anlamadığım bir şey var. Ne? Benim tanıdığım Ramo böyle fare deliğine saklanacak bir insan değildi. Ne oldu? Tanıdığın Ramo'ymuş. Kim korkmadan durabilir ki babanın karşısında? Ramo durmuştu. Vay be demiştim hatta. Babamın karşısında korkmadan durabilen biri var. Hatta senin düğününe gelirken ben öldürmeye değil, ölmeye geldim falan demişti. Ama boş lafmış hepsi. Can tatlıymış demek ki. Gerçi sen daha iyi tanıyorsun Ramo'yu. Korkak mıydı böyle hep? Bilmiyorum. Sen çok takıyordun bu öldürme meselelerine. Sen çok dert ediyordun bu meseleleri, öldürmeyi falan. Ne oldu, ne değişti? Ne bu acımasızlık? Kötülüğe acımasızlıkla karşılık verilir Sibel. Aynen öyle. Çok şükür. Kızım bunu anlamış. Aynen öyle anneciğim. Sibel'cim, sence bu Ramo nerededir? Bilmiyorum. Tamam. Tamam, buluruz. Buluruz. Güzel kızım benim. Nasıl da Taner'e benziyor değil mi? Aynen ya, hakikaten nasıl benziyor? Müsaadenizle. Şu Ramo'nun geberdiğini ben de izleyeceğim inşallah. Ah Sena Hanım, bakın yeter artık bana Ramo deyip durmayın ya! Yeter! Tamam, tamam. Sen de nefret ediyorsun biliyorum. Tamam. Neydi senin şimdi bu içeride konuştukların? Anla artık Sibel. O Ramo denen herif ikimizi de kullandı. Onu kurtarmakla hata ettim. Onun tek isteği bizim ailemizi parçalamakmış. Şimdi biz de ona aynısını yapıyoruz. Bak. Bizim seninle güçlü olmamız lazım. Evet, birinin ölmesini istemekle onun öldüğünü izlemek arasında fark var. Ama aşalım artık bunları. Ramo bizim gözümüzün içine baka baka kullandı bizi. Benim gitmem lazım. Nereye? Alışverişe çıkacaktım. Ha çık, çık. Tamam. Güzel bir şeyler al kendine. Akşam kutlama yaparız. Hadi bakalım Sibel. Ailemize karşı ne kadar dürüstsün göreyim. Efendim. Yavuz. Benim Fidan. Fidan? Şaşırdım. Şaşırmanın zamanı değil şimdi. Ben seni önemli bir şey için aradım. Neredesin? Hemen geleyim. Lüzum yok. Sen beni dinle yeter. Dinliyorum. Bu Cihangir yeğenim Hasan'ı kaçırmış. Aklı sıra Ramo'ya tuzak kuruyor. Benden ne istiyorsun? Onları kurtarmanı. Bana güveniyorsun yani. Sana zerre kadar güvenmiyorum. Ama biz dağıldık. Ben elim kolum bağlı. Hiçbir şey yapamıyorum. Fidan, seni ilk defa bu kadar çaresiz... Nesine? Yeğenimi bul getir bana. Sen yıllardır Cihangir'in yanındasın. Elbet bilirsin onu nerede sakladığını. Bilmiyorum. Ama bulurum. Bekliyorum. Yavuz. Sakın seni affettim sanma. Ramo seni affettiği için sustum ben. Yoksa oracıkta sıkardım ben seni kafana.
Yaparsın, bilirim. Oğuz Bey, bir şey mi oldu? Bana gelen telefonun nereden geldiğini bul hemen. Neden? Gidiyorsun bakalım Sibel Hanım. Yoksa Ramon'un ailesi. Göreceğiz. Ne yapmaya çalışıyorsun? Allah'ım manyağı. Ne derdin ne ya? Sen görürsün şimdi. Lütfen gerçek olmasın, gerçek olmasın, gerçek olmasın. Olmasın. Sen kimse ölmedi. Hadi lan. Evet. Yok kimse ölmedi. Kimse ölmedi mi? Hayır. Halam, annem, Fatoş. Hayır Sibel kimse ölmedi. Ah, ah, şükürler olsun. Ah. Gel bakalım gel. Ay al şükürler olsun. Gel. Bakalım ne oldu? Nehir seni yemlemiş. Kesin takip etmiştir. İçinde bir şüphe olmasa böyle bir yalan söylemezdi sana. Takip etti zaten. Çok akıllı zannediyor kendisini. İzimi kaybettirdim. Tabii burayı bilmiyorsa. Bilmiyor değil mi burayı Ramo? Burayı niye bilsin? Ne iş var benim evimde? Yani seni bulmadıkları sürece Hasan abiye bir zarar vermezler. Hayatı tehlikede değil. Seni de alamayacaklar tabii. Sadece anladığım kadarıyla Hasan abiyi biraz sana karşı doldurmuşlar. Herkesin senin yüzünden öldüğünü düşünüyor. Abim hayatta inanmaz buna.
Ulan Ramo, seni bir yakalarsam ağzına tüküreceğim senin. Vallahi. Ah. Ne oluyor be? Olfet, ne yapıyorsun burada? Utanmıyor musun sen? Ne oluyor be? Ne biçim konuşuyorsun sen Ramo hakkında? Ulan sen ölmedin mi kız? Ah! Ne vuruyorsun ya? Hasan, bana İzmirli Afet derler. Bir daha Ramo hakkında böyle konuşursan seni öldürürüm. Ama o bizi bırakıp gitti Afet. Hepiniz onun yüzünden ölmedi. Yapmaz. Yok. Benim kardeşim öyle bir şey yapmaz değil mi? Yapmaz. Yapmam. Ramo, sen mi geldin? Ben hep yanındaydım abi. Değil mi? Sen hep yanımdaydın. Beni hiç yalnız bırakmadın ki. Ben de zaten Afet'e senden bahsediyordum. Bak Afet şahit. Öyle değil mi Afet? Ben sana ne dedim? İzmir, bak ben ne dedim? İzmir'de askerliğimin bittiği gün sana evlenme teklif ettim ya. Sen ne yaptın? Korktum. Korkuyorum dedim. Bilmediğim bir şehre, tanımadığım bir aileye girmekten korktum. Neden? Çünkü yapayalnızdım. Ailesi olmayan aileden korkar Hasan'ım. Ben zaten İzmir'de yapayalnızım. Şimdi bir de Adana'ya gelirsem, orada da yalnız kalırsam, üzülürsem diye korktum. Peki ben ne dedim? Sen... Ya ben seni üzmek istesem bile kardeşim Rama buna müsaade etmez dedin. Öyle dedim de affet. Öyle dedin Hasan'ım. Çünkü? Babası olmayanlar, babası olmayanların derdinden anlarlar dedin. Sen bizi hiç yalnız bırakmadın değil mi kardeş? Bırakmadım abi. Cehennemde olsam bile, cehennemin dibine bile girsem sen beni oradan alıp çıkarırsın değil mi kardeş? Çıkartırım abi. Gelirim. Yana yana seni oradan çıkartırım. Bizi yanmaktan korkmaz ki. Pervaneler gibi. Pervaneler gibi. Kimle konuşuyorsun lan sen? Kiminle konuşayım? Kimseyle konuşmayayım. Bana bak, siz beni delirtip kafayı yedirtmeye çalışıyorsunuz ama vallahi yemezler. Ben Adanalıyım oğlum, Adanalıyım yemezler. Az daha getir, iyi oluyor ha. Ne oluyor lan? Ne ayaksın sen? Ya tövbe bismillah, tövbe tövbe. Abimi nerede tutuyorlardı sence? Bilmiyorum ama nehirden öğreneceğim bir şekilde. Olmaz, şüphe çekersin. Ya çekmem. O da aynı abisi Taner gibi manyağın teki çıktı. Sana olan takıntısı gözünü kör etmiş kızın resmen. Ben anlamıyorum gerçekten ya. Bu kız sana niye bu kadar kafayı taktı Ramo? Belki sana takmıştır. Neyse, ben bir şekilde bulacağım Hasan abinin yerini. Olmaz dedim. Bu durumda bile mi Ramo? Hasan abi için diyorum ya. O benim abim. Gerisini akşam yemeğinde konuşuruz. Akşam yemeğinde mi? Alo? Arap. Abi. Şahin'le Haşmet'i al gel.
İşimiz var. Tamam abi, nereye gelelim? Tamam. Hazırlanmayacak mısın? Geçiyoruz, Hasan abi alacağız. Haydi. Haydi bakayım, ben de geliyorum. Ya sen yat yat, ayak boğulursun şimdi. Oğlum niye bakıyorsun öyle? Ya sen kilonun ne kadar zararlı bir şey olduğunu gördün değil mi? Hakikaten ha. Oğlum hepimize sıktılar, bütün kurşunlar paso senin bünyende toplandı. Doğan efendi hiç düşündün mü niye diye? Niyeymiş lan ha? Kurşun çekiciliğim mi var benim? Hepsini üstüme mi çekiyorum? Ne yani? Oğlum hedef küçültme diye bir şey var. Fizik ulan fizik. E eşittir mc kare ne demek? Kütleyi ufalt demek Doğan. Bu var ya ortayı bitirdi ya başımıza profesör oldu ha. Hakikaten ha Şahin hadi. Haşmet sen de geliyorsun. Tamam abi. Haydi. Haydi haydi. Ne? Aslında Şahin doğru söylüyor. Birazcık daha güçlüsen iyi olacak. Az kaldı ama. Ya Allah'ım ya Rabbim. Subhanallah. Allah. Genetik genetik. Yavuz Bey. Fidan Hanım sizi bir telefon kulübesinden aramış. O kadarını biliyoruz. Ama Kaman Mahallesi'nden. Demek mahalleye hakim olmuş Ramo. Ne yapalım? O kıymet bilmez nankörü Cihangir'e vereceğim. Benim hayatta kalma sigortam olacak. Hem bu Fidan'ın da hayatta kalması demek. Görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Evet. Ne oldu sen? Niye bu kadar şıksın? Bugün alışverişe çıktım. Sana da bunu aldım. Çok güzelmiş. Teşekkür ederim. Hadi giyin dışarı çıkalım. Akşama dışarı çıkalım, kutlayalım dedin. Unuttun mu yoksa? Yok, unutmadım. Tamam, sen in, ben iki dakikaya hazır olurum. Tamam, bekliyorum seni. Hadi hızlı ol.
Çok yakışmış, çok güzel olmuşsun. Öyle mi diyorsun ya? Bana biraz kapalı gibi geldi de. Yok canım, çok güzel olmuş. Çok beğendim. Teşekkür ederim aldığın için. Rica ederim. Hadi gidelim. Sibel Hanım, hoş geldiniz. Nihir Hanım, hoş geldiniz. Sana bir şey itiraf edeyim mi? Eyvah. Eyvah. Ben korkarım öyle itiraflardan. Yapma Sibel, sen benim tanıdığım en cesur kadınsın. Yaptıklarını düşünüyorum da çok etkileyici. Ne gibi? Bence sen Ramo'yu hala seviyorsun. Nehir, saçma sapan konuşma. Yine ondan mı konuşuyorsun? Bir dakika, bitireyim. Senin bu nefretinin altında yatan sebep bu işte. Sen duygularını umursamadın. Bir seçim yaptın, bir karar verdin. Abimle evlendin. Kendi yolunu seçtin yani. Dahası hayallerin için Ramo'yu 30 yıl hapse attırdın. Hiç umursamadan. Çok düşündüm. Ramo'yu hapse attırabilmek için iyi bir nedenin olabilir mi diye çok düşündüm. Bir insanı 30 sene hapse attırmak için iyi bir neden. Kulağa biraz saçma geliyor bence. Kesinlikle. Nehir'cim ya, bırak Allah aşkına bu Ramo denen serseriyi. Ne hali varsa görsün. Boş ver. Bir şey söyleyeceğim. Yoksa sen hala benden şüpheleniyor musun Nehir? Hayır, hayır. Zaten bu yüzden açtım konuyu. Ay çok kötü başım. Ay başım çok kötü döndü ya. Ben bir lavaboya gideyim. Geleyim mi ben de? Yok yok, ben hallederim kendim. Ay. Ay şuradan mı? Ay. Dur dur. Ay. Gel çok... gel gel, yüzüne bir su çarp. Ay sağ ol Nehir. Gel. Sağ ol. Ay başım çok kötü. Dur. Dur. Dur, dur yavaş, yavaş yavaş yavaş. Yavaş. Dur dur, sana peçete alayım. Midem çok kötü. Öz gibi. Daha iyisin ya. İyiyim Nehir, sağ ol. Sağ ol canım, çok sağ ol. Ay. Sen de bağırıyorsun. Ha? Rolümü yaşıyorum çünkü. Kendime kötü oyuncu dedirtme. Hem zaten ayılınca yok sen niye korkmadın, mıy 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 hiç çekemem onu. Hadi Sibel, rolüne girdiysen gidelim artık. Dünya kadar işim var. Hadi amca oğlum, biri gelecek şimdi, hadi. Hadi kaçır o zaman, sen de benim. Ya yemin ediyorum, siz ikiniz bir değişiksiniz ha. Anlamayarak demiş. Oynamaya.
Şahin ne yaptın? Çok mu koklattın? Niye ayılmadı bu hala? Yok ya yenge. Yani koklattım işte biraz. Ben hallederim abi. Te Allah'ım ya. Amca ol oradaki suyu versene. Ne oluyor? Şundan önce bir iç. Ben sana yardım ettim. Nasıl yaparsın bunu? Ben senin hayatını kurtardım Rama. Ben de abimin hayatını kurtarmaya çalışıyorum. La havle. La havle. Şimdi, abim nerede söyleyin. Ay. Bizim bildiğimizi nereden çıkarıyorsun? Son kez soruyorum. Abim nerede? Bilmiyoruz serseri. Bak bizi bırak bedeli çok ağır olur yoksa. Hem ne yapacaksın? Bilmiyoruz diye bizi vuracak mısın? Hı? Allah'ım manyağı. Tek kelime etmeyeceğiz sana. Etmeyeceğiz. Göreceğiz. Eğer konuşmazsanız ikinizi birden vururum. Umurumda da olmaz. Zaten bunun için bir tane sebebim var. Öyle mi Ramo? Bin tane sebebim var öyle mi? Nedir bu sebepler? Bir zamanlar deli gibi sevdiğin kadını öldürecek kadar büyük... O sebep ne olabilir? Çok merak ettim doğrusu. Sevmek mi? Sibel. Ne Sibel? Sen öldürmeden birini sevemiyor musun oğlum ya? He? Git başımdan. Git başımdan. Bıktım senden. Bıktım. Nefret ediyorum ya. Nefret ediyorum. Yüzünü görmek istemiyorum senin. İnanmışsın tek bir doğruya. Onun dışında karşına ne çıksa yanlış. Böyle bir şey olabilir mi? Olabilir mi böyle bir şey? İnanamıyorum. Bıktım. Bıktım senden. Anladın mı? Bıktım. Ne anlatıyorsun sen? Hasan'ı vermeyeceğiz diyorum. Al bakalım nasıl alabiliyorsun. Hadi al. İşte böyle. Sık lan. Sık lan. Sık. Cesaretin varsa sık hadi. Sevdim dediğin kadına sıkacak hale geldiysen ben seni sevgine tüküreyim. Yazıklar olsun o sevgiye. Konuyu saptırma. Canımı sıkma benim. Hasan masa bari ben seni bilmiyor muyum sanıyorsun? Hı? Lan uzatma. Abim nerede diyorum biliyor musun? Biliyorum. Gayet de iyi biliyorum. Sibel. Ama yemin ederim ki tek kelime bile etmeyeceğim. Beni korkutarak konuşturamazsın. Sen de tek kelime etmeyeceksin değil. Bırak ne yapıyorsa yapsın. Hiç korkma bundan sıksın. Güzel. Demek abim nerede biliyorsunuz. Keşke Yavuz öldürseydi seni. Keşke kurtarmasaydın bu manyağı. Ne anlatıyorsun sen? He? Ne anlatıyorsun? En boktan günümde beni yarı yolda bıraktın, sırtımdan vurdun. Sonra da çekip gittin. Burada gelmiş konuşuyorsun şimdi. Abim nerede? Son kez soruyorum. Başka da bir şey duymak istemiyorum. Sana da sıra gelecek. Sık. İstanbul'da. Bunlar oynuyor mu lan abi?
Ne bileyim abi, takip edemedim ki ben. Sık sık sık! Bir! Söylemeyeceğim. İki! Tamam, 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 yeter! İndir artık şu silahı manyak herif, ben biliyorum, söyleyeceğim, tamam. Hayır, saçmalama. Söyleyeceğim Sibel, tamam. Zorba. Biz zorba. Anlat bakalım. Abim nerede? Başaracaklar, başaracaklar. Başaracaklar tabii ya. Afet. Arap, kaç kişi var lan içeride? 10. 10 mu? Evet. Oğlum her birimizi üçer kişi alsak. 3, 6, 9 eder. Hasan abi de say. Öfkeden gözü dönmüştür şu anda. He. Öyle mi diyor? Ama gittikçe gözümde küçülüyorsun ha. Haberin olsun. Yere git lan. Onun yanındasın değil mi? Tamam. Bir dahaki sefere görüşürüz. Görüşürüz can. Küçülmez. Bence yapabiliriz. Bu çok saftirik bir şeye benziyor. Ne? Saçmalama Nehir. Ne oluyor? Hiçbir şey. Bana bak, yol yakınken bırak bizi gidelim. Hem iyi davranırsan babam canını bağışlar. Nehir. Size yardım edemem. Rama abi kızar bana. Nehir. Bir şey deneyeceğim. Nehir. Nehir. Bence sen bize hiçbir şey yapamazsın. Yine geçer misin lütfen? Geçmeyeceğim. Hem ne yapacaksın? Ben sana söyleyeyim. Hiçbir şey. Biz buradan çıkıp gideceğiz değil mi? Sana yerine geçtirdim şımarık. Yoksa karışma. Tamam, tamam. Size kötü davranmak zorunda bırakmayayım beni. Lütfen. Hayır, ben sana ne diyorum? Belli ki en manyaklarını mı şansa getirmiş yani. Ne yapıyorsun? Dur, dur, dur yani. Evet ya. Gir oğlum, dur nedir? Ruh hastası.
kullanıyormuşsunuz. Kesmeye geldik. Bitti galiba. Emin misin amcaoğlu? Şimdi eminim. Ne oluyor lan? Abi misin? Ulan yine mi sen? Oğlum sen ne yüzsüz bir herif çıktın lan? Kapıdan kovuyorsun, bacadan giriyorsun. Ne diyorsun abi? Abi deme lan bana. Gerçek bile değilsin zaten. Bak bak. Şu gevşek ağzı ölüler de getirmiş yanında. Abi Hasan abinin kafa gidik galiba. İlaçları da dayamışlar. Bırak lan. Hadi abi, hadi gidelim. Tamam. Lan dokundun. Ama çok gerçek dokundun ha, bana bak. Gerçek misiniz lan siz? Bana. Gel lan buraya. Şahin ne yapıyorsun lan? Korkuyor musun? Bıyıkları gerçek lan. Vallahi gerçeksiniz lan. Lan Şahin, gerçek mi duruyorsunuz lan? Amcaoğlu. Lan bu nerede anlamış ya? Vallahi gerçeksiniz ya. Abi kimse ölmedi, hadi. Peki Afet, çocuklar, halam, anam, halam, yani onlar da mı ölmedi? Kimse ölmedi. Doğan bile ölmedi buna. Ya amcaoğlu, o nasıl laf öyle ya? Doğan bile ölmedi, hadi gidelim. Ölümü öp. Tövbe estağfurullah. Gel lan buraya, Allah kahretmesin seni. Biliyordum, kuracağımızı biliyordum. Ölmediğinizi biliyordum, sağ salim kaldığınızı biliyordum. Ama çok sabrettim, biliyor musun abi? Arap, ara Haşmet'i kızları bıraksın. Tamam abi. Ama çok sabrettim abi. Çok çektimler bana. Ayak tırnaklarımı söktüler, dişlerimi kökünden yaptılar. Bak, bak dişim kalmadı vallahi, bak dişim bile kalmadı. Alo. Haşmet, kızları bırak abi. Tamamdır abi. Gidebilirsiniz. Aldı o zaman abi sinir ama öyle mi? Evet. O Ramo'ya söyle. Çok fena olacak. Canını okuyacağız onu, söyle onu. Aynen öyle. İlet bunları. Babam olanları öğrenince görecek o. Kızını gelinini kaçırmak neymiş gösterecek ona. Bence söylemeyelim. Niye? Olan sadece bize olur da ondan değil. Anlamadım, niye o? Nehir, zaten baban her yerde Ramo'yu arıyor. Bulduğu zaman zaten işini bitirecek. Eğer bizi kaçırdığını söylersek baban sadece dikkatsizliğimize kızacak. Ve ne olacak biliyor musun? Bizi bir daha işlerine karıştırmayacak. Yani başladığımız yere geri döneceğiz Nehir. Bilmiyorum Sibel, düşünmem lazım bunu. Lokantaya geri dönelim, arka kapıdan gireriz. Korumalara da bir şey söylemeyelim. Hep oradaymışız gibi yani. Aynen öyle. Biz seninle iyi ikili olduk ha Sibel. Bu gerizekalı Ramon'un canını okuyacağız gibi. Bakıyorum da sen benden daha çok nefret ediyorsun Ramo'dan. Adam bizi kaçırdı Sibel, unuttun mu? Böyle bir şey sence unutabilir miyim? Lütfen. Çok. Serseri. Al taksi. Vallahi hala dikenler batıyor sırtıma Ramo. Bak bak. Lan bu adamın ne işi var yerde? Vallahi billahi şey tutar, beton tutar. Araba biraz ileride. Öyle mi? Bakayım. Atın bakayım o silahlarınızı. Ya da atmayın. Kurma kolu çek. Yok dur lan. Dur lan oğlum, sıkıntı yok. Oğlum bunlar gerçek değil. Benim kafamın içindeki şeyler hatırlatıyor. Topla silahları. Doğu abi depoya yakın mevzilerin dediğinde ne gerek var demişti. Demek ki varmış bir bilgi. Bırak lan şimdi. Çıkar şu bıyıkları bakayım.
Çıkar lan! Çıkar! Beyninin pekmezini akıttırma bana. Gerçek bu. İtlik yapma. Götürün bunları arabaya. Cihangir Bey'e hediyesini verelim. Ne yapacağız amcaoğlu? Bu Cihangir bizi yaşatmaz. Onun bütün işi benimle. Size bir şey olmayacak, söz veriyorum. Sen ben yok amcaoğlu. Yolumuz bir bizim. Var amcaoğlu, var. Benim için yaşayacaksınız. Abimi kurtarsak bile tehlike geçmeyecekti zaten. Bir hengameye çıktım. Deliye göz kulak ol demişti. Eyvallah. Sarrafa söyle. Geleceğim. Hala yaşayanlar var. Ama çatışma bitti. Bırakın yaşasınlar. Toplanın. Doğan. Kalk. Baksana kırık ayağımdan çorba yaptım ya. Az kalsın kemik suyuna çorba oluyordu. Tamam, kötü espri de. Hadi yaptım işte tarhana. Sen seversin, hadi iç. Tarhana. Ben severim. Seversin ya, sevmez misin? Ben tarhana. Hadi seversin, seversin. İç. Ya annem vallahi bırak şimdi. İçim dışım çorba olmuş zaten ya. İç, iç. Ah! Aha. Baba. Baba gel. Hasan, Hasan'ım. Aferin. Hasan'ım hoş geldin. Hoş bulduk. Hasan. Afiyet efendim ben. Amcaoğlu iyisin değil mi? İyiyim vallahi oğlum. Sen nasılsın? İyi misin? İyiyim ben de. Sen? Çok iyiyim, çok iyiyim. Kafam çok iyi, çok iyi. İnşallah çok eziyet falan etmediler. Ya oğlum sen ne zannettin lan böyle bana ki eziyet edebilir oğlum? Hasan'ım eline ne oldu? Ne oldu eline? Yok bir şey be yavrum. Ne yok hiçbir şeyle. Oğlum ne bakıyorsunuz? Sarılsanıza babanıza. Hoş geldin. Hoş geldin. Bunlar bende mi? Aferin. Hasan. Ya hadi hadi bırakın bakalım. Şöyle otur otur. Oturayım ben. Hadi. Ne oldu, ne bitti ya? Başından neler geçti bir anlat. Keşke o kısma hiç girmeseydin Doğan. Bir şey olmadı oğlum, bir şey olmadı. Ya bana biraz ilaç verdiler. Böyle kafam mafam iyi oldu ama geldiler bana. Herkese böyle girişe girişe, herkese kıya kıya. Kapıya kadar gittim ben. Sonra bir baktım abim orada. Abim gelmiş. Geldin değil mi? Öyle değil mi abi? Evet benim küçük kardeşim öyle.
İyi ki geldin ha. Sen gelmesen ben ne yapardım vallahi billahi. Ondan sonra... Hasil hasil olmuşum ben, affet. Hasan gene mi boşanıyorduk? Yok yok. Ama sen öyleydin ha. Gerçi çok güzel şeyler de gördüm. Efendiniz ölmüştünüz. Allah korusun ya. Neyse orada böyle bir adam vardı, iri kıyım. Uzun boylu böyle bir Çin bıyıklı falan bir şey, böyle kilolu. Ona çok gıcık oldum, çok. Doğan niye gösterdin onu? Ah. Elim gitti lan. Yok hakikaten ayıp oluyor ama ha. Gerçekten ayıp oluyor. Harp, ben ne gülüyorsun? Şşt. Elim gitti. Tamam tamam. Allah Allah ya. O kadar kilo veriyoruz. Bu bebe fotoğraftan şişman çıkıyorum ya. Kilo mu veriyorsun? Oğlum bu ne lan? Bu ne? Lan şişt elimi. Kapağını güzel ha. Ya. Aa, bu ne gürültü canım? İki dakika uyutmadınız insanı. Oğlum. Annem. Annem. Ben nasıl yol oldum? Ne olmuş? Sen çok özet. Böyle bir sarılayım dedim. Sarıl annem. Sarıl, sarıl, sarıl. Oh. Oh. Ramo. Annem. Gel, gel oğlum sen de sarıl. Gel, gel. Ne bu ya? Bizim başımız gel mi kalktı? Gel, bize sabah. Geliyorum. Yaşayın. Gel, gel. Benim danalar da geldi. Yavrularım. Halam. Hayırdır halam? Hasan. Hoş geldin. Oh, şükürler olsun. Fatoş. Gel, gel. Allah, gel, gel. Allah seni ne yapmasın lan. İyi misin, ha? İyiyim amcacığım. Amcama. Arap, ne yapıyorsun Arap? Ya hadi gelin, geç. Oturun şöyle, geçin hadi. Gel, gel, gel. 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 Hasan'ım, sen bir tuhaf yürüyorsun, korkuyorum. Yok, yok, iyiyim ya. Ama ben iyiyim mi? İyiyim amcacığım, iyiyim. Abim soyacımızı değiştiriyor yolda. Adamlarımızı indirmişler. Bir adamla baş edemiyor musunuz Doğu? Ramo o kadar adamının parasından nasıl alır abisini? Kalabalık gelmişler baba. Ne anlatıyorsun sen? Kaç kişi bunlar? Ne kadar kalabalık olabilirler ki? Daha dünkü çocuk parmağında oynatıyor hepinizi. Ne yapmış Ramo? Çıkın dışarı! Onu bulmadan bir daha karşıma çıkma. Vallahi sen haklısın. Babama olanları anlatsak ikimiz de yanarız. Ramo delirtmiş babanı ya. Hiç sorma. Hasan'ı da kurtarmış ha Ramo. Vallahi kafasına koyduğunu yapıyor. Onun gibisini görmedim. Ne demek oluyor şimdi bu? Babama boyun eğmeyi bırak, kök söktürüyor resmen. Onun gibi bir adam tanımadım. Nehir, senin bu Ramo'ya olan öfken acaba başka bir şey mi dönüşmeye başladı? Hayır canım, ne alakası var? İyi geceler. İyi geceler. Şimdi verler. Bak benim kafa hala gidip geliyor. Her şeyi anladım ama. Ha bu dün geceki Ecinliler neydi ya? Onu ben anlamadım ha.
Vallahi ne yalan söyleyeyim, ben de anlamadım. Kimdirler, nedirler? Muamma. Acayip acayip kalıplı tipler. Hem de ne muamma. Nereye? Son bir işim var abi. Ondan sonra gideceğiz buralardan. Bak canımcığım. Biz nereye gitsek bizi bulacaklar, anlaşıldı. Hangi yere gidersek gidelim. Telefondan buluyorlar neredeyse. Gerçi bizim çocukların canına minnet ama... okula mukala gidemeyecekler Rahman. Biz hep böyle saklanacak mıyız lan? Kaçacak biz yani. Siz şehirden sağ salim çıkartayım da abi. Sonrasına bakacağız. Alo. Sibel, kızım. Hala. İyi misiniz? Herkes iyi mi? Her şey yolunda mı? Yolunda, yolunda. Sen merak etme. Biz gidiyoruz. Ben sana hoşça kal demek için aradım. Hala ne olacak böyle peki? Sürekli saklanmak zorunda kalacaksınız. Bulacağız artık bir yolunu. Bunlar da geçecek elbet. Ne cihan girmiş bu. Bu nasıl bir güçmüş. Kendini hapishaneden çıkarttırdı. Ben gittiğimiz yerden arayacağım seni. Yeni bir kimlikle bir hat alalım da önce. Bu Cihangir şeytanı telefonlarımızdan da bulabiliyormuş bizi. Hala. Deme bir şey. Senle benim aramda son bir söz olamaz. Tamam. Ben arayacağım seni, konuşacağız. Hakkınızı helal edin hala. Yeter ama. Ne o öyle, sanki kavuşamayacakmışız gibi. Görüşürüz. Görüşürüz. Hoş geldin Ramo. Hoş bulduk. Gel seninle yürüyelim biraz. Serden geçtiler, hiç duydun mu Ramo? Evet. Osmanlı ordusundan. Küçükken babam anlatırdı. Anlatır tabii. O da bir serden geçtiydi sonuçta. Baban da düşmanın içine dalan... gönüllü ölüm erlerinden. Babam sizden biri miydi? Biz vatanın her şehrinde varız Rama. Savaşlar artık meydanlarda değil, şehirde yapılıyor. Düşman eskisinden çok daha tehlikeli. Çünkü kendini gizlemekle. Onunla baş etmenin tek yolu bizim gibi serden geçerek savaşmak. Levent Kaman, namı diğer eski Sarraf. O da bizdendir. Sarraf mı? Sarraf sen değil misin?
Şahıslar ölür, makamlar kalır Ramo. Bundan 15 yıl önce sarraf oydu. Korkusuz, adil. Her zaman mazlumun yanında, zalimin karşısındaydı. Levent'i basit bir arazi davası yüzünden öldürtmediler. Serden geçtilerin lideri olduğu için katlettiler onu. Çünkü bizden korkuyorlar. Hak için, adalet için canını vermekten çekinmeyen, korkusuzca onların karşısına dikilen bizlerden korkuyorlar. Kimler? Cihangir gibi itleri kukla gibi oynatan vatan hainleri. Burayı çok severim Ramo. Ne zaman bunu alsam gelir burada düşüncelere dalar. Peki benden ne istiyorsun? Yapmadığım bir şey değil. Serden geçmeni istiyorum. Ama bu sefer bizim yanımızda savaşarak. Su benim için. O su bana kadar. Abini kurtardın. Ama bunun geçici bir çözüm olduğunu ikimiz de biliyoruz. Cihangir asla yakanı bırakmaz. Ama sana vereceğim anahtarla özgürlüğüne kavuşacaksın. Ailen kurtulacak. Cihangir hiçbir şey vazgeçiremez. Cihangir'den bahseden kim? Sana vereceğim anahtarla onun üstündekilere ulaşacaksın. Seni onlar koruyacak. Benim? Neden? Çünkü seni de Cihangir gibi zannediyorlar. Bir zamanlar öyleydin de. Adana'da gözünü en tepeye dikmiş hırslı biriydin. Koltukları yakacak değil, onun en tepesine oturmak isteyen biri. Ama değiştiğini biz biliyoruz. Onlar değil. Bunun karşılığında size katılmamı istiyorsun. Sen zaten bizden birisin Rama. Dün sabah bunu kanıtladın. Hiç tanımadığın savcı için hayatını riske attın. Üstelik ailenle tehdit edildiğin halde. Söyle bana Ramo. Vatan dediğin nedir ki? Yalnızca haritada gördüğün bir toprak parçası. Vatan ailendir. Sevdiklerindir. Dostlarındır. Her sabah selam verdiğin komşularındır. Bir çocuğun gülümsemesidir vatan. Ve bu pisliklerden temizlenmediği sürece vatan her zaman tehlikededir. Şimdi söyle bana Ramo, bizimle misin? Levent gibi, baban gibi bu yolda baş vermeye var mısın? Varım. O zaman ben de sana anahtarı veriyorum. Anahtar bu mu? Hayır. Direksiyona geç Ramo. Gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Ben değil, sen gideceksin.
Saraf iyi misin? Saraf! Anahtar benim Ramo. Şimdi Serden geçme sırası bende. Saraf ne yaptın sen? Kağıdı aldım. Burada yazıyor ne yapacağım. Beni oraya götür. Hayır olmaz. Kurtuluşun yok Ramo. Acımı dindir. Hayır. Hayır. Son umudum sensin. Yap şunu. Hayır. Yap hadi. Senin için feda olmam. Hayır. Bu işi ancak sen yapabilirsin. Sen bu hayatta gördüğüm en büyük serden geçtisin. Bu adamlarla ancak sen baş edebilirsin. Hayır. Sana olan inancımla ölüyorum Ramo. Beni mahcup etme. Hayır. Beni mahcup etme. Sen bir gün seni seslerler, bülbül değil gülistan'da beslerler. Bir gün seni rehberinden isterler. Kimin izniyle girdin yola sen? Kimin izniyle girdin yola sen? Derdine yetişmiş derman ararsın. Maslahatın nedir şarı sorarsın. Sarraf olmayınca girme şara sen. Sarraf olmayınca girme şara sen. Şu an yaptığım şey anlamsız gelebilir sana. Ama zamanla gözündeki perde kalkacak. Neyi neden yaptığımı çok iyi anlayacaksın. Şimdi beni götürüp onlara teslim et. Ve onların gözünde bir kahramana dönüş. Uzun yıllardır benim peşimdeler. Böylece Cihangir'in sana dokunmasına izin vermeyecekler. Çıkınca köşe gözetme, için karartıp da dışın düzeltme. Şahatayım ötesini uzatma. Mümin isen bir ikrarda durasen. Mümin isen bir ikrarda durasen. Patronunuza bir hediyem var. Derler, bülbül değil gülistan'da beslerler. Bir gün seni rehberinden isterler. Kimin izniyle girdin yola sen? Kimin izniyle girdin yola sen? Yola
olsun. Derdini yetişmiş derman ararsın. Maslahatın nedir şarı sorarsın. Sarraf olmayınca girme şara sen. Sarraf olmayınca girme şara sen. Sarraf öldü. Roma getirdi. Anlaşıldı. Işıkta kal. Karanlıkta sana cevap yok. Sarrafı vermişsin Ramo. Şimdi ne olacak zannediyorsun?